Herkese merhaba. Sinema Artı yine dop dolu bir programla karşınızda değerli izleyenler. Özel röportajımız, sizler için hazırladığımız listelerimiz ve çok daha fazlasıyla Sinema Artı başladı. Sinema Artı'da bu hafta vizyona giren filmlerden özel bir seçki, sinema dünyasından öne çıkan haberler, yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve Diaspora Film Festivali Direktörü Emrah Kılıç'la özel bir sohbet, usta aktör Robert Redford'un hayatına yakından bir bakış, unutulmaz savaş filmleri listesi ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Sırada haftanın beyaz perdeyle buluşan filmleri var. Meraklısı için Vizyon Artı geliyor. Zihin Gezegeni. Westworld dizisiyle tanınan yazar ve yönetmen Lisa Joy'un ilk uzun metraj filmi Zihin Gezegeni, müşterilerinin karanlık ve kayıp hatıralarında gezinebilen özel bir zihin dedektifi olan Nick Bannister'ın hikayesine odaklanıyor. Önemli bir anahtarı bulmak için kendisine gelen gizemli kadına aşık olan dedektifin hayatı, kadının kaybıyla bambaşka bir hal alır. İnsan zihnine bağlanarak geçmişi tekrar yaşatabilen sistemde sevdiği kadının ortadan kayboluşunun ardındaki gerçeği bulmaya çalışan dedektif, geçmişteki vahşi bir komployu da ortaya çıkarır. Nick artık bir soruya cevap vermek zorundadır. Sevdiklerinize tutunmak için ne kadar ileri giderdiniz? Hugh Jackman'ın başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Rebecca Ferguson ve Tandy Van Newton da yer alıyor. Kör Kütük. 2021 Akademi Ödülleri'nde yabancı dilde en iyi film Oscar'ını kazanan, yönetmen koltuğunda Thomas Winterberg'in oturduğu Kör Kütük, bir kasabada öğretmenlik yapan Martin ve arkadaşlarının doğuştan alkol eksikliği olduğunu ileri süren teorilerini ve sonuçlarını hikayeliyor. Güne başlamadan vücutlarındaki eksiği tamamlayarak bir deney başlatan Martin ve arkadaşları, gün geçtikçe hem kendilerinin hem de toplumun sınırlarını zorlamaya başlarlar. Ardından işler hiç de bekledikleri gibi gitmez ve deney bazıları için olumsuz sonuçlar vermeye başlar. Filmin başrollerinde Mads Mikkelsen, Thomas Bowlerson, Magnus Millen yer alıyor. This is gonna go sideways fast. Spiral, testere devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Darren Lynn Bosman'ın oturduğu testere serisinin merakla beklenen yeni filmi, Spiral, testere devam ediyor, şehirde dehşet saçan cinayetlerin bu kez polis teşkilatını hedef aldığı bir hikayeye odaklanıyor. Başrollerini Chris Rock ve Samuel L. Jackson'ın paylaştığı yapımda, küstah bir dedektif ve acemi ortağı, şehrin kanlı geçmişini hatırlatan tüyler ürpertici cinayetleri çözmeye çalışırken, farkında olmadan kendilerini katilin korkunç oyununun ortasında bulacaklardır. Haftanın öne çıkan sinema olaylarından derlediğimiz Haber Artı bölümümüzle Sinema Artı devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 12 Punto TRT Senaryo Günlerinde TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanan Kutsal Ruh, dünyanın en prestijli film festivallerinden 74. Locarno Uluslararası Film Festivali'nde özel mansiyon ödülü kazandı. Mama. Dünya premierini yine 74. Locarno Film Festivali'nde yapan İspanyol yönetmen Chema Garcia Ibarra'nın ilk uzun metraj filmi Kutsal Ruh, eleştirmenlerden ve film endüstrisinden tam not aldı. 4-14 Ağustos tarihleri arasında İsviçre'nin Locarno şehrinde düzenlenen festivalde özel mansiyon ödülüne layık görülen film, kendine has sinema dili ve evreniyle jürinin dikkatini çekti. Mamma il lavane.
Türkiye'den ortak yapımcılığını Enes Erbay'ın üstlendiği İspanya ve Fransa'nın da ortak olduğu Kutsal Ruh, Omni Levante isimli ufoloji derneğinin başkanı Julio'nun ölümünün ardından gelişen olayları konu alıyor. Bosna Hersek'te bu yıl 27.si düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde ödüller, Ulusal Tiyatro Binası'nda kırmızı halı geçişinin ardından gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. En iyi uzun metrajlı film dalında ödülü Avusturyalı yönetmen Sebastian Mezen'in Great Freedom isimli yapımı kazanırken, Sırp yönetmen Milica Tomović, Selts filmiyle en iyi yönetmen seçildi. En iyi erkek oyuncu ödülüne Great Freedom filmindeki rolüyle Avusturyalı oyuncu Georg Friedrich layık görülürken, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise Kosova yapımı The Hill Where Linus's Roar filmindeki rolleriyle Flaka Latifi, Era Balaj ve Urata Şabani paylaştı. Festivalin endüstri bölümü olan Cinelink'te kurgu aşamasındaki filmlerin yarıştığı Work in Progress bölümünde TRT ödülü verildi. Ödül, Boşnak yönetmen Ayda Beg için E Balat filminin oldu. Ayrıca 12 Punto TRT Senaryo Günlerinde bu yıl ortak yapım ödülünün sahibi olan Selman Nacar imzalı Tereddüt çizgisi Montenegro Cinelink ödülüne layık görüldü. Sırp yönetmen Marta Popivoda'nın Landscape of Resistance filmi en iyi belgesel dalında ödülün sahibi olurken, Ahmet Necdet Çupur'un Yaramaz Çocuklar adlı belgeseli ise İnsan Hakları ödülüne layık görüldü. Bu yıl 9-18 Eylül tarihleri arasında 46.sı düzenlenecek olan Toronto Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan Tribute Gala'da aktör Benedict Cumberbatch'e Toronto Film Festivali Onursal Oyuncu Ödülü verilecek. Geçtiğimiz günlerde Jessica Chastain'in de festival kapsamında verilecek onur ödüllerinin sahipleri arasında yer alacağı açıklanmıştı. Toronto Film Festivali'ne fon sağlamak için düzenlenen Tribute Gala'da ödül alacak olan Benedict Cumberbatch, festivalde Jane Campion imzalı Köpeğin Gücü ve Will Sharp'ın yönettiği Louis Wayne'in Elektriksel Yaşamı isimli filmlerde sergilediği performanslarla izleyici karşısına çıkacak. Sinemacı Kevin Costner, Whitney Houston'la başrolleri paylaştıkları 1992 yapımı Bodyguard filminin devamı olacak Bodyguard 2'de rol alması için Prenses Diana'ya teklif götürür. Prenses teklifi kabul eder, hatta senaryonun bir taslağı da kendisine teslim edilir. Ancak senaryo eline ulaştıktan 1-2 gün sonra o trajik kaza yaşanır ve Prenses Diana hayatını kaybeder. Sinema Artı devam ediyor ve bugün çok önemli bir festivali konuşacağız değerli izleyenler. Çok kıymetli iki konuğumuz şu an bizimle beraber. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, YTB'nin Başkanı Abdullah Eren. Sayın Başkan, hoş geldiniz Sinema Artı'ya. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Emre Bey, sağ olun. Ve Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Emrah Kılıç, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ki zaten bu festivali konuşacağız, işte Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ni konuşacağız. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Sayın Başkan'la başlamak istiyorum. İlki düzenleniyor bu sene. Ben festivalin içeriğine girmeden önce YTB'nin faaliyetlerini, gelecek vizyonunu sizden almak isterim. Teşekkür ediyorum öncelikle. Sağ olun bizleri yayına kabul ettiğiniz için. Hayırlı olsun Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivalimiz. Tabii bu festivalin neden düzenlendiği, hangi sahiplerle düzenlendiğine geçmeden evvel siz de YTB'yi sordunuz. Zaten kurumun bizatihi kuruluş amacı bizi böyle bir festivale getirdi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2010 yılında kurulan ülkemizin diaspora kurumu. Biliyorsunuz Cumhuriyetimizin farklı dönemlerinde yurt dışına hususen çalışma maksadıyla, farklı zaman dilimlerinde eğitim maksadıyla, aile bileşim yoluyla giden ve farklı ülkelerde yaşayan
insanlarımız, vatandaşlarımız var. Bunların bir kısmı, büyük bir kısmı Türk vatandaşlığını devam ettiriyor. Bir kısmı çifte vatandaş, bir kısmı yaşadıkları ülkelerin vatandaşları. Ve biz artık yurt dışında bir Türk diasporasının oluştuğunu, Avrupalı Türkler başta olmak üzere Kuzey Amerika'da, Avustralya kıtasında farklı ülkelerde Türklerin yaşadığını, o ülkelerde kalıcı hale geldiklerini, hem ülkemize bağlarını muhafaza ettiklerini hem de bulundukları ülkelerde o ülkelere hem entegre olup katkı sağladıklarını fakat Türkiye'de bağlılığını koparmadıklarını görüyoruz. İşte bu Türk diasporasına yönelik projeler üretmek, faaliyetler üretmek, Türkiye'de bu konuda farkındalığı artırmak, kamu kurumları arasında diaspora konusundaki koordinasyonu sağlamak ve yurt dışındaki Türk diasporasının kapasitesinin geliştirilmesine matuf olarak YTB kuruldu. Ana amacımız bu. Tabii ki büyük bir medeniyetin varisi olmamız hasebiyle şu an sınırlarımız dışında kalan çok sayıda ama zamanında beraber yaşadığımız soydaş topluluklarımız var. Soydaş ve akraba topluluklara yönelik de eğitim ve kültür faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Son olarak da Türkiye'nin resmi bursları olan Türkiye Bursları Programı'nı devletimizin uluslararası öğrencilere bizim kurumumuz uhdesinde dağıtılıyor, veriliyor. Sınavlarla, mülakatlarla dünyanın farklı ülkelerinden en iyi öğrencileri, Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen öğrencileri Türkiye'ye getiriyoruz. YTB böyle bir kurum. Harika amaçlar. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Teşekkür tüm ederiz. Üyelerin, tüm ekibin emeğine sağlık diyelim. Peki Sayın Başkan, Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne gelelim. Bu sene ilki düzenleniyor evet. Ve çok değerli, çok kıymetli hedefleri, amacı olan bir festival olacak, bir film festivali. Bu hedefleri ve amaçları sizden alabilir miyiz? Kendi diasporamız başta olmak üzere yurt dışında yaşayan farklı diasporaların aslında ortak sorunları var. Ortak gündemleri var. Ve bu gündemlerin sahici bir biçimde ele alınması ve duyurulması lazım. Diasporaların zaman zaman şöyle talihsizlikleri olabiliyor. Bir ülkede yaşadığınızda sorunlarınızı, dertlerinizi o ülkenin legal mekanizmaları içerisinde vatandaşı olduğunuz ülkede duyurabiliyorsunuz. Daha yerelden merkezi hükümetlere kadar bu konuyu gündeme getirme imkanlarınız çok daha fazla. Fakat diasporada yaşadığınızda kendi içinizdeki mukavemetiniz, siyasi, sosyal, kültürel örgütlenmeleriniz zamana yayıldığı için bazen sesinizi duyurmak için yeterli mekanizmalara sahip olamıyorsunuz. Bu kurumsal yapılanmalar kimi diasporaların çok güçlü, kimilerinin zayıf. Türk diasporasının bu anlamda belli bir kapasite geliştirdiğini söyleyebiliriz. Fakat bizatihi diaspora olmak bir dezavantaj durumunu aslında içeriyor. Ama diğer tarafta muazzam avantajları da var. Çünkü dinamik, statik değil, dinamik bir yapıya sahip. Sürekli hareket halinde ve farklı kültürlerin içerisinde kendini yeniden kuran, kurgulayabilen bir topluluktan bahsediyoruz. Biz bu avantaj ve dezavantajları gördüğümüzde bunların daha fazla insan tarafından bilinmesi, duyurması ve hususen kendi diasporamızda, Avrupa'da yaşayan Türklerin içerisinde bu konuda kısa film konusunda bir kapasite geliştirilmesi ve bu vesileyle de başta Türk diasporası olmak üzere diaspora konularının gündeme gelmesi için böyle bir festival düzenledik. Kendi diasporamızın kapasitesinin geliştirilmesi, Türk diasporasının içerisinde genç film yapımcılarının sayısının artması, diasporaların birbirini tanıması ve bu konunun gündeme gelmesi ve bu sebeplerle de sinemanın gücünü de kullanarak kısa filmin etkileyiciliği ve tabii bizim Avrupa'daki gençlerimiz açısından da önümüzdeki süreçte inşallah daha fazla katılım olacak. Hı hı. Kısa filmlerin daha maliyeti açısından uygun olması, daha hızlı çekilebilmesi ve bu anlamda daha vurucu olması gibi sebeplerle de Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali düzenledik. Diasporalara ilişkin film festivalleri yok değil veya bir takım dönemsel sanat aktiviteleri yok değil sinema başta olmak üzere. Ama kısa film festivali olarak uluslararası bir festival ilk defa düzenleniyor ve ilk defa Türkiye'de düzenleniyor. Bu anlamda ben Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali için çok heyecanlıyım. Merakla bekliyoruz. Filmlerimiz birazdan konuşulacaktır. Fakat bizim genel olarak YTB açısından bu festivalin ortaya çıkış hikayesi böyle açıklayabilirim. Evet, dünyada bir ilk olması da gerçekten çok önemli. Aynı zamanda başka önemli bir şey söylediniz. Sinemanın gücü dedi Emrah Bey. Siz de tabii festival direktörü olarak. Sinema gibi etki gücü çok yüksek bir sanat dalıyla çok önemli mesajlar veriyorsunuz. Sizin gözünüzden alabilir miyim bu festivali? Ya şöyle bir şey var şimdi burada. Diaspora dediğimiz şey aslında kavramsal bir şey. Yani onun altına
giren diğer çeşitli konuları da katarsak, işte aidiyet sorunu gibi, ayrımcılık gibi, çok kültürlülük gibi, bunlar aslında kavramsal şeyler ve bunları konuşmak, yazmak ya da gündeme getirmek uzun bir bilgi birikimi ve background isteyen şeyler. Yani bu konularla ilgili çalışan akademisyenler var ama bunları, bu hikayeleri diasporada olma durumlarını yaşayan, doğrudan yaşayan özellikle yeni nesil gençler bu kavramların, bu soyut kavramların bir müddet sonra farkına varabiliyor ve farkına vardıktan sonra bunu anlatabilecek donanımları en hızlı bir şekilde filmle ve sinemayla, videoyla olabiliyor. Dolayısıyla bu soyut kavramları, hikayeleri aslında biraz kendilerinin de sonradan farkına vardığı ne olduklarını, durumlarını sinemayla, sinemanın gücüyle, işte o anlatma, ifade etme, bir görselin etkileyiciliği, bir görselin içinde birçok anlamı bulabileceğimiz formu bize o diaspora hikayelerini 10 dakikalık, 15 dakikalık bir filmde çok daha yoğun bir şekilde, çok daha görünür ve anlaşılır bir şekilde anlatabiliyor. Dolayısıyla kısa filmin, sinemanın, hikaye anlatmanın gücü burada bu festivalle diasporada olanların hikayelerini bize ve herkese, bizim bunu geniş kitlelere duyurabilmemiz, gösterebilmemiz için çok önemli bir alan olduğunu gerçekten düşünüyorum. Gerçekten çok önemli. Şimdi tabii festival aynı zamanda genç sinemacılar için maddi ve manevi anlamda çok büyük bir destek. Tabii bu desteğin detaylarını Emrah Bey'e soracağım ama size de festivalin çıkış sürecini, o fikir nasıl doğdu, bunu sormak istiyorum. Ya insan hikayesine çok önem veriyoruz. İnsan her yerde insan. Ve insan olmaklığımızdan ötürü hepimizin ortak paylaştığı bir takım hissiyatlar var, duygular var. Özlem gibi, hasret gibi, sevgi, merhamet, bir yere kendini ait hissetme veya ait hissedememe. Ve bunların neticesinde bilhassa gençler için, hepimiz için ama yani kendilerini böyle bir durumun ortasında bulan bir nesil için, kendisi bir hareketliliğin, göç hareketinin içerisinde bulunmamış, kendisi böyle bir çift kültürlü, hibrit bir kimliğin içerisine doğmuş insanlar için, bunların çok büyük bir zenginlik olduğunu ben her zaman kendilerine söylüyorum gençlerle bir araya geldiğimde. Özgüveniniz mutlaka çok yüksek olsun diyorum. Çünkü siz gerçekten, insan da ağaç gibidir. İlla köklerimizin bir yere bağlı olması gerekir. Kendimize ait hissettiğimiz bir takım değerler vardır. Bazıları sembollere kendine ait hisseder. Ama kendimizi bir şeye atfedemediğimiz zaman boşlukta sallanırız. Dolayısıyla bu insanların da, bu gençlerin de, hususen ben kendi diasporamız, Avrupa'da yaşayan gençler için söylüyorum. Kendilerine ait hissettikleri tabii ki belli medeniyet kodları, kökleri var. Ama bu gençlerimiz çok erken yaşlarında farklı bir kültürel yaşamı, bir formun da içerisine giriyorlar. Bunun büyük bir zenginlik olduğunu ben düşünüyorum. Buradaki tek eksik unsurun özgüven ve bu durumun farkındalığının onlara anlatılması olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyada da mesela önemli ilmi hareketlenme dönemlerine baktığınızda işte hem antik Yunan'dan İslam dünyaya yayıldıktan sonra, İslam'ın ilk dönemlerinde antik Yunan'dan ilmi hareketlilik, çevirme hareketleri, sonra tercüme hareketlerinin tekrardan Avrupa'ya nakline, sonra Avrupa'dan dünyaya yayılmasına ve ondan önceki tüm bu, ben biraz ilim üzerinden anlatıyorum, o hareketliliğe baktığınız zaman bunun aynı zamanda bir göç hareketliliği olduğunu görüyorsunuz. Çünkü insanların bir yerden bir yere gitmesi lazım bunu anlatabilmesi için, o zamanın şartları içerisinde. Yani bir Şam'a gidiyorsunuz, bir Bağdat'a gidiyorsunuz, bir Kahire'ye gidiyorsunuz, bir İstanbul'a gidiyorsunuz. Farklı ilim meclislerinde, medreselerde kendinizi geliştiriyorsunuz, tekamül ediyorsunuz. Bu sadece aslında bir yerde iyi bir hoca var, oraya gideyim bir eğitim alayım diye değil. Aynı zamanda başka bir yaşam formuna, geleneğe, göreneğe, alışkanlığa adapte oluyorsunuz ve o sizi zengin kılıyor. Endülüs medeniyetinin hikayesi aslında başarısı tamamen bununla alakalı. Şimdi bunu son yıllarda varmış gibi gözüküyor dünyada. İşte küreselleşme diyoruz, dünya küçük bir köy haline geldi diyoruz. Elimizde telefonlar, dünyanın çok farklı bir ülkesinde, ufacık bir köyde yaşayan insanın, işte Çin'de efendim çay toplarken kendini nasıl komik hallere düşürdüğünü TikTok'tan vesaire görüyoruz diyoruz. Birbirimizi çok iyi anladığımızı ifade ediyoruz ama bu sadece görmekle kalıyor. Ama bir zenginliğe dönüşmüyor. Halbuki bu durum içinde yaşayan insanlar bunun ne kadar dünya tarihini, geçmiş dönemlerde ne kadar değiştiren bir zenginlik olduğunun farkına varmaları lazım. Bugünden yarın olacak bir hareketlilik değil ama dünyanın buna ihtiyacı var. Nüfusumuz artıyor. 8 milyarın üzerine çıktı. Kaynaklar sınırlı. Ve bu anlamda insanların
en muhtaç olduğu şey günümüzde hakikaten birbirini anlamak ve sorunlarını fark etmek. Bu anlamda mücbir sebepler tabii ki buna sebep olabiliyor. 21. yüzyılın bir gerçekliği bu, hareketlilik ve göç. Fakat bizim de iddia ettiğimiz şey şu, biz bunun kendi diasporamız açısından, Türk diasporasının burada bir başarı hikayesi ortaya koyduğunu, Avrupa'da kalıcı hale geldiğini, bundan sonra da kalıcı olacağını ve bu hikayelerin duyulması ve anlatılması gerektiğini düşünüyoruz. İnsan, her yerde insan, insanın içinde her şeyden biraz kalır. Yaşadığı, düşündüğü, hissettiği her şeyden biraz kalır ve onunla siz bir anlam kazanırsınız. Az evvel de konuşmuştuk ya, insan nerenin yerlisidir, sen nerenin yerlisisin sorusunu sormuştu Avrupalı gençler kendine diye. Sen nerenin yerlisisin sorusu önemli bir soru. Biz bu film festivalinde, kısa film festivalinde bu soruların cevabını arıyoruz aslında. Bu filmler vasıtasıyla. Kendi diasporamızı merkeze koyuyoruz ama tabii ki sadece Türk diasporasından değil, çok farklı diasporalardan, uluslararası bir festival, filmler geldi. Tabii Avrupalı Türkler bir başarı hikayesi ortaya koydular. Hı hı. Onların meselelerinin gerçekçi bir şekilde anlatılması lazım. Şunu da ifade etmem lazım. Festival fikri ortaya koyan, sebep olan birçok düşünce var. Yaşanmış olay var. Ama son dönemlerde Avrupa'da artan bir tahammülsüzlük var. 2001-11 Eylül olaylarıyla dünyada startı verilen maalesef. 2000'li yılların ortalarından itibaren Avrupa'nın farklı başkentlerinde patlayan bombalarla beslenen, sonra ekonomik krizle kalıcı hale gelen, Avrupa'nın yaşamış olduğu mülteci kriziyle bir histeri sanrı haline getirilmeye çalışılan bir tahammülsüzlük var. Ve maalesef bu kurumsal ırkçılığa ve ayrımcılığa dönüşebiliyor. Bunun yaratmış olduğu bir hayal kırıklığı oluyor bizim kendi gençlerimizde. Biz onların da sesinin daha fazla duyulmasını istiyoruz. Yani festivalin bir tane nedeni yok. Kesinlikle. Ama Diaspora Uluslararası Film Festivali ben orta vadede tüm bu meselelerin sanat diliyle, sinemanın gücüyle konuşulduğu ve farkının arttığı bir platform olacak diye düşünüyorum. Evet, yani gerçekten çok güzel ifade ettiniz. Diaspora dünya tarihinin her döneminde her toplum için oldu ve olmaya devam edecek bir şekilde evriliyor. Tabii ki globalleşen dünyada aslında insanın kendi iç dünyasındaki diasporadan bile bahsedebiliriz. O globalleşen dünyada, çok dijitalleşen dünyada. Evet öyle. Peki festivalin biraz içeriğine gelelim Emrah Bey. Tabii bir film festivalinde en çok merak edilen kısımlardan biri de ödüller ve kategorilerdir. Biraz evet, bu detayları alalım mı sizden? Evet, şimdi bizim festivalimiz 27, 28, 29 Ağustos'ta İstanbul'da Atlas Sineması merkez olarak burada gösterimleri yapılacak. O yüzden öncelikle herkesi festivaldeki filmleri izlemeye davet edelim. Biz biliyorsunuz spoiler diye bir jargonumuz var. Spoiler vermeden olabildiğince bir şeyleri anlatmaya çalışacağım. Ama spoilerlı film izlemek istemeyenler de salonda kendileri gelip izlemelerini tavsiye ediyorum. Şimdi bizim festival iki kategoriden oluşuyor. Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali. Bir tanesi Türkçe konuşan filmler kategorisi. Diğeri de yabancı dilli filmler kategorisi. Her iki kategoriye de 12'şer tane film finale kalmış durumda. Bu filmler 120 farklı ülkeden 3000'in üzerinde gelen başvuru içerisinden seçilip finale kalmaya hak kazandılar. Öncelikle dikkat ettiğimiz şeyler festivalimizin temasına, diaspora hikayelerine, diaspora filmlerine uygunluğu oldu. O filmleri değerlendirmeye önce aldık. Sonrasında bu filmlerin de içinden sanatsal değeri, prodüksiyon değeri, hikaye anlatma becerileri gibi birçok kriterden geçerek finalist filmleri belirlemiş olduk. Yurt dışında önemli başarılar elde etmiş Antony Enti gibi, Neriman Aliyev gibi, Asel Chernyozova gibi birçok ünlü festival sinema ve sanat insanı jüri üyelerimiz olarak bizlerle birlikte olacaklar. Yine bu 24 kısa film, finale kalan 24 kısa filmin yönetmenleri, yapımcıları, film ekipleri burada İstanbul'da bizimle birlikte olup festivalleri birlikte geçireceğiz. Filmlerin söyleşilerinde, soru cevaplarında bizlerle olacaklar. Ödül törenine katılacaklar. Burada güzel bir toplanma alanı, güzel bir etkinlik, güzel bir festival coşkusu yaşayacağımızı düşünüyorum. Çeşitli miktarlarda, çeşitli kategorilerde ödüllerimiz var. En iyi film gibi, en iyi ikinci film, üçüncü film, TRT özel ödülü gibi kurumsal partnerimiz. Ödüller var. Ödülleri olabildiğince yüksek tutmaya çalıştık. Her iki kategorinin de
en iyi filmin ödülü 5000 euro, birisi 5000 euro, diğeri olmak üzere. Yine ikinci, üçüncü filmlerinde parasal karşılıkları var. Bunları elimizden geldiği kadar yüksek tuttuk ki bu ödülleri kazanan arkadaşların bir sonraki filmlerine en azından bütçelerinin bir kısmına bir katkı olarak değerlendirilebilsin diye. Filmler çok çeşitli, diasporalardan filmler var. Bunları izlerken gerçekten çok şey öğreniyorsunuz farklı kültürlere dair ve ama bütün filmleri izleyip bitirdiğinizde baktığınızda aslında bütün filmler ortak büyük bir diaspora hikayesi anlatmaya çalışıyor. Hepsinin hemen hemen dertleri benzer, konular birbirlerine teğet geçen konular, çok daha kişisel hikayelerinde olduğu, hani festival başkanımız da söyledi şimdi, Abdullah Bey, her şeyden biraz kalır diye bir sloganımız var bizim. Gerçekten ben de şimdi filmleri daha da merak ettim. Peki Emrah Bey, filmleri online olarak izleyebilme imkanı var mı? Evet, biz şimdi filmleri Atlas Sineması'nda fiziksel olarak göstereceğiz 27 ve 28 Ağustos'ta. Günde 3 seanstan 14, 17 ve 20 seanslarında filmlerimizi gösterime sunacağız. Ama aynı zamanda Festival Scope, biliyorsunuz dünyanın en önemli bütün festivallerini kullandığı bir platform. Hem tanıtım amaçlı hem film profesyonellerini kullandığı hem de şimdi pandemiden sonra hayatımıza giren online gösterimler vasıtasıyla da hizmet sunmaya başladı. Festivalscope.com üzerinden Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin finalist filmleri, bu bahsettiğim 24 film, festival tarihlerimiz 27-30 Ağustos arası, 27-28-29 Ağustos'ta ücretsiz olarak, online olarak izlenebilecek Türkiye'nin her yerinden. Evet, harika. Peki aynı zamanda bu festivalin başkanı olarak, evet, Sayın Başkan, festival için mesajlarınız nedir? Son bir mesaj alalım sizden. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 240 milyon insan diasporada yaşamakta. Bu konu sıcak bir konu. Bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve Türk diasporasının güçlenmesi, kuvvetlenmesi en büyük emelimiz, amacımız. Bunun için uğraşıyoruz. Bu kurum bunun için kurulmuş durumda. Tabii bunu yaparken farklı enstrümanları kullanmayı da önemsiyoruz. Sanatın gücü ve sinemanın birleştiriciliği, etkileyiciliği bu anlamda bizim için önemliydi. Kısa Film Festivali'ni çok hakikaten içimize sinerek ve heyecanlı bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne herkesi davet ediyorum. Öncelikle İstanbul'da olan, pandemi şartlarını tabii riayet edeceğiz. Bu konuya meraklı izleyenleri, konunun takipçilerini, diaspora konusunu takipçilerini festivale davet ediyorum. Özellikle Avrupa'daki genç sinema severlere seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, festivalimizi takip edin. Filmlerimiz online olarak izleme imkanınız olacak. Gelemeseniz de izlersiniz. Ama önümüzdeki yıllarda bu festivali kalıcı ve geleneksel hale getirip hakikaten üretken bir platforma çevirmek istiyoruz. Bunun için de Avrupa'daki gençlerimizin, Avrupa'daki Türklerin kısa filmlerini önümüzdeki yıllarda çok daha fazla bir biçimde bekliyoruz. Heyecanlıyız. Tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz size de. Evet, biz teşekkür ederiz Sayın Başkan. Peki son olarak Emrah Bey, verilen emeği anlamak adına soruyorum. Bu festival için nasıl bir emek harcandı? Neler yapıldı? Ne kadar sürdü? Bugüne gelene kadar neler yapıldı? Ve tabii bir de pandemi süreci gerçeği var. Zorluklar nelerdi? Şimdi biz öyle zannediyorum ki ilk konuşmalarımıza herhalde 4-5 ay önce falan başladık. Böyle bir festival yapılma fikrinin ortaya çıkmasından itibaren. Şöyle bir çalışma süreci geçirdik. Şimdi ilk defa yapılan bir festival olduğu için bir kere görsel olarak çalışılması gereken işler vardı. Yani buna kurumsal kimlik çalışması en önemli noktalardan bir tanesiydi. Bizi ifade edebilecek, bizi orijinalliği olan nasıl bir tasarım yapılabilir, bunların konuşulması, çalışılması, bir daha çalışılması, revizelerinin yapılması, web sitesinin yapılması, sosyal medya hesapları, ödül tasarımları, birçok şeyi aslında bir bebek büyütmek gibidir böyle festivallere başlamak. Önce biraz bebek doğmasını beklersiniz, doğar. Sonra biraz emeklemesini beklersiniz. 200 sene emekler, ondan sonra bir ayağa kalksa dersiniz, 5 sene olur. Sonra biraz yürüse mi artık derseniz 10 olur. Koşmaya artık 15-20'den sonra başlar gibi. Böyle bir insanın aslında büyüme macerası gibi. Ve işte bir bebeğe ilk cümlelerini, ilk kelimelerini, konuşmalarını öğretir gibi festivalinde böyle kurumsal kimliğini, ilk altyapısını sağlam bir şekilde oturtmaya çalıştık. Bizim bu süreçteki en çok uğraştığımız, düşündüğümüz,
meselelerden bir tanesi buydu. Kendimizi ifade edebilmek, doğru şekilde ifade edebilmek, kitlelere ulaşabilmek, iyi filmlere ulaşabilmek gibi. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Yorucu ama bir yandan zevkli işler. Bir yandan güzel bir ekiple çalışıyoruz. Bizim festival ekibimiz, Yurt Dışı Türkler Vakfı Topluluklar Başkanlığı'nın çok heyecanlı, çok istekli bir ekibi var. Çok güzel bir uyum sağladık. Dolayısıyla yaptığımız işten keyif almaya devam ediyoruz. Biz keyif aldıkça, biz işimizi sevdikçe, bizi takip edenler de, filmleri izleyenler de, bize katılanlar da festival coşkusunu daha da büyüterek, keyif alarak yaşatacaklar. Bu karşılıklı etkileşim ve kendinizi iyi hissetmekle alakalı bir şey. Biz de böyle devam ediyoruz inşallah. Böyle devam eder. Çok güzel. Titizlikle çalışılmış bir iş. Her anlamda festivalin her bölümünde emeği geçen herkesin ellerine sağlık diyelim. Daha onlarcası, yüzlercesi olsun. Bu böyle devam etsin istiyoruz. Sayın İnşallah. Abdullah Eren, Sayın Emrah Kılıç. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşleriniz için, katkılarınız için. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu hafta yakın plan bölümümüzün konuğu bir sinema efsanesi Robert Redford sizlerle. Robert Redford. Bu hafta doğum günü münasebetiyle andığımız Charles Robert Redford Jr. Ağustos 1936'da Kaliforniya'da dünyaya gelir. Liseden mezun olduğu yıl annesini kaybeden Robert, içine düştüğü bunalım ve artan alkol kullanımı sebebiyle beyzboldaki başarıları sayesinde Colorado Üniversitesi'nden aldığı bursu da kaybeder. Genç adam kısa bir Avrupa turunun ardından doğuya taşınarak New York'un önde gelen okullarından Pratt Enstitüsü'nde resim eğitimine başlar. Bir yandan da Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisi'nde ilgisini çeken dersleri alır. Redford'un kariyeri, sanat yolculuğu New York'ta başlayan pek çok oyuncu gibi hem televizyon yapımları hem de tiyatro oyunlarında yer aldığı bir dönemle açılır. 1959 yılında Broadway oyunlarında yer almaya başlayan oyuncu, televizyon sektörüne de bir sonraki yıl ufak rollerle adım atar. 60'lı yılların ortalarına dek büyüklü küçüklü onlarca dizide rol alan Redford, 1962 yapımı Harp Dehşeti ile Beyaz Perde'ye de merhaba der. Marlon Brando ve Jane Fonda ile başrolü paylaştığı Kaçaklar ve yine Fonda ile birlikte oynadığı Çıplak Ayaklar sayesinde Hollywood'daki yerini sağlamlaştırır. Ancak iki yıl sonra çektiği ve bugün bir klasik olarak anılan, dilimize sonsuz film olarak çevrilse de hayranlarının Butch Cassidy and the Sundance Kid ismiyle anımsayacakları yapım, kariyerinin asıl kırılma noktası olarak Robert Redford adını tüm dünyaya duyurur. Ready? 70'li yıllar sinema kariyeri bir parça geç başlayan Redford için hayli hızlı ve verimli geçer. Dönemin en ünlü oyuncularıyla başrolü paylaştığı yapımların ardından 1973 tarihli Belalılar'daki rolü ona en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adaylığı getirir. Aktör, Watergate skandalının perde arkasını ortaya koyan, başkanın bütün adamlarının ardından yönetmenliğe soyunur. Redford, bir aile dramasını hikayeleyen Sıradan İnsanlar Büyük Ceza isimli ilk filmiyle en iyi yönetmen Oscar'ını kucaklar. Thank you all. Filmografisinde birlikte pek çok yapımda çalıştığı usta yönetmen Sidney Pollack imzalı Benim Afrikam, sansasyonel bir romantik drama olan Ahlaksız Teklif, yönetmen koltuğunda bir kez daha kendisinin oturduğu Atlara Fısıldayan Adam, başrolü Brad Pitt'le paylaştığı casus oyunu, Jennifer Lopez'le kayınpeder ve gelini canlandırdıkları Yeniden Başlamak, Amerika'nın Afganistan'a işgalini konu alan Arslan'ı Kuzulara, yine bir gazetecilik temalı yapım olan Gizli Dosya gibi her biri birbirinden değerli yapımlar bulunan Redford, son olarak kamera karşısına geçtiği İhtiyar Adam ve Silah filminin ardından emekli olacağını açıklar. Ancak çok geçmeden 2018'deki emeklilik açıklamasının bir hata olduğunu, sahnelerden vazgeçemeyeceğini dile getiren aktör, 2002 yılında Akademi Onur Ödülü'ne layık görülmüştür. Sinemaya büyük emek veren, dünyanın en saygın film festivallerinden olan Sundance Film Festivali'nin kurucusu olan Robert Redford,
Son olarak 2019 yapımı Avengers Endgame'de küçük bir rolle karşımıza çıkmıştı. And the winner is Robert Redford. Robert Redford da tıpkı Warren Beatty, Clint Eastwood, Richard Attenborough, Mel Gibson ve Kevin Costner gibi aktör olarak tanındığı halde bu dalda akademi ödülü alamayıp yönettiği filmlerle en iyi yönetmen Oscar'ı kazanan isimlerden biridir. And I appreciate their love too. So thank you all. Heyecanla izleyeceğiniz bir liste artı var şimdi sırada. Sizler için unutulmaz savaş filmleri listesi hazırladık. İnsanlık tarihi kadar eski bir kavram, savaş. Kan ve gözyaşı ne kadar savaşın gerçeği ise, zafer ve gurur da gerçek. Tarihte yaşanan savaşlara yakından bakabilmenin en etkileyici yöntemlerinden biri de kuşkusuz sinema. Bu hafta sizler için savaş meydanlarının tüm çarpıcı gerçeklerini beyaz perdeye taşıyan unutulmaz savaş filmlerinden bir liste derledik. İnce Kırmızı Hat. İkinci Dünya Savaşı. Bir grup Amerikan askeri Japon saldırılarına karşı koymaya çalışmaktadır. Ancak mücadele etmeleri gereken asıl şey savaşın yıkıma uğrattığı kendi kırılgan ruh halleridir. Yönetmenliğini Terrence Malick'in üstlendiği İnce Kırmızı Hat, yazar James Jones'un aynı adlı romanından uyarlanıyor. Sean Penn, Adrian Brody, Woody Harrelson ve George Clooney gibi oyuncuları bir araya getiren İnce Kırmızı Hat listemizde 10. sırada. Dunkirk. Unutulmaz savaş filmleri listemizin 9 numarasında kadrosunda Tom Hardy, Mark Rylance ve Cillian Murphy gibi oyuncuları barındıran Dunkirk yer alıyor. There's no hiding from this sun. Yönetmen koltuğunda Christopher Nolan'ın oturduğu film, İkinci Dünya Savaşı'nın iz bırakan olaylarından Dunkirk tahliyesini konu ediniyor. İngiliz ordusu tam 400 bin askeriyle Fransa kıyılarında sıkışmıştır. Nazilere karşı koyabilmek için sadece devlet değil, halk da seferber olur. Bozgun adeta bir zafer propagandasına dönüşür. What? Home. Savaş Vadisi. Savaşmayı reddeden bir doktor savaşa gönderilirse ne olur? Amerikalı Desmond Doss'un gerçek hikayesinden ilhamla çekilen filmde bir doktorun İkinci Dünya Savaşı'nda onlarca kişiyi kurtarması hikayeleniyor. Listemizin 8. sırasındaki 2 Oscar ödüllü Savaş Vadisi'nin yönetmenliğini Mel Gibson üstlenirken, başrolleri Andrew Garfield, Vince Vaughn, Teresa Palmer ve Hugo Weaving paylaşıyor. Full Metal Jacket. Yönetmenliğini Stanley Kubrick'in üstlendiği 1987 yapımı Full Metal Jacket, Vietnam Savaşı'na hazırlanan askerlerin psikolojilerine odaklanıyor. Listemizin 7 numarasında bulunan yapımda, bir grup acemi asker aldıkları eğitimin ardından gitgide kendilerine bile yabancılaşırlar. Savaş meydanının uzaktan göründüğü gibi olmadığını askerler zorlu tecrübelerle anlayacaklardır. Batı cephesinde yeni bir şey yok. Birinci Dünya Savaşı yılları. Lisede okuyan Alman öğrenciler, öğretmenlerinin propagandasından etkilenerek gönüllü olarak savaşa katılırlar. Fakat savaş hiç de öğretmenlerinin anlattığı gibi değildir ve girdikleri bu yolun geri dönüşü yoktur.
Erich Maria Remarque'ın aynı adlı romanından, Louis Milestone tarafından beyaz perdeye uyarlanan Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, listemizde 6. sırada. ...1917. Unutulmaz savaş filmleri listemizin 5 numarasında başrollerini George Mackay, Richard Madden ve Benedict Cumberbatch'in paylaştıkları 1917 yer alıyor. Sam Mendes'in yönettiği filmde 1. Dünya Savaşı tüm şiddetiyle devam ederken iki İngiliz askeri zorlu bir görevi üstlenir. Düşman bölgesini geçerek iletecekleri mesaj sayesinde yüzlerce askerin hayatı kurtulacaktır. Ancak attıkları her adım onları ölüme daha da yaklaştırmaktadır. Müfreze. Vietnam Savaşı tüm acımasızlığıyla devam etmektedir. Askerlerin çoğu buraya neden geldiğini ve ne yaptığını bilmez. Onlardan biri de lise öğrencisiyken gönüllü olarak orduya katılan Chris Taylor'dır. Chris, zamanla patlama seslerinin ve ölen arkadaşlarının arasında gitgide anlamsızlaşan hayatını sorgulamaya başlar. 4 Oscar'lı Müfreze'nin yönetmenliğini Oliver Stone üstleniyor. Listemizde 4. sıradaki yapım, Willem Dafoe, Charlie Sheen, Forrest Whitaker ve Johnny Depp gibi oyuncuları bir araya getiriyor. Everybody gotta die sometime. What you gonna do, baby? Kıyamet. Marlon Brando, Martin Sheen ve Harrison Ford gibi oyuncuları kadrosunda barındıran usta yönetmen Francis Ford Coppola imzalı Kıyamet listemizde 3 numarada bulunuyor. Vietnam Savaşı'nın çarpıcı atmosferine tanık olmaya davet eden yapımda Albay Kurz ordudan kaçıp ormanın derinliklerinde vahşi bir kabileye lider olmuştur. Kendi küçük ordusunu kuran Kurz'u yok etme görevi ise Willard'a verilmiştir. Willard savaşın acımasızlığıyla gitgide takip ettiği isyancıya benzeyecektir. Zafer Yolları. Colonel Dax. Birinci Dünya Savaşı tüm şiddetiyle devam etmektedir. Fransızların Almanların hakimiyetindeki bir tepeyi ele geçirmeleri gerekmektedir. Ancak bu görev askerleri ölüme götürmekten başka bir şey değildir. Fransız general kendi çıkarları uğruna yüzlerce askerin hayatını tehlikeye atar. Başrollerinde Kirk Douglas, George MacReady ve Adolf Menjou'nun yer aldığı Stanley Kubrick imzasını taşıyan Zafer Yolları 2 numara. Er Ryan'ı kurtarmak. Unutulmaz savaş filmleri listemizde 1 numara Er Ryan'ı kurtarmak. İkinci Dünya Savaşı'na yolladığı 4 oğlundan 3'ü ölen bir kadının hayattaki tek arzusu kalan tek oğlunun cepheden sağ salim dönmesidir. Bu hikaye kamuoyunda geniş yankı bulur ve başkanın devreye girmesiyle özel bir birim harekete geçer. Tek bir asker için 8 asker hayatlarını tehlikeye atacaktır. Steven Spielberg'e Oscar ve Altın Küre'de en iyi yönetmen ödüllerini kazandıran filmin oyuncu kadrosunda Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore ve Vin Diesel gibi oyuncular yer alıyor. Er Ryan'ı kurtarmak 1 numara. Paramount'un yapım şefi, Baba filmindeki kilit karakter Michael Corleone rolü için Robert Redford'a teklif götürür. Ancak yönetmen Francis Ford Coppola, Redford yerine hem İtalyan aksanı yapabilen hem de o dönem Broadway'de fırtınalar estiren Al Pacino'yu tercih etmiştir. Sinema
Sinema Artı'nın bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar sinema dolu bir programla görüşmek üzere. Hoşça kalın.